Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlara bakın, ben size bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar size kimse bu şekilde bir şey anlatmaz. Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlar varsa ilk önce Almanca öğrenmek. İlk önce bir Almanca öğrenin. B1 seviyesine kadar Almanca öğrenin arkadaşlar. Elimden geldiğince size Almanca eğitim setleri atıyorum. Instagram'dan link paylaşıyorum sizin için. Almanca eğitim seti alın, Almancanızı öğrenin. B1 seviyesine kadar Almancanızı öğrenin. Almancanız zaten B1 seviyesindeyse güzel bir şekilde, güzel bir plajda, otelde, orada burada iş bulabilirsiniz. Tamam mı? 2. Girişken olun, korkmayın. Almanya'da o kadar çok yalnız yaşayan kadın var ki evlenip gelebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından koşturun. Facebook'tu, Instagram'dı, TikTok'tu, ne anasının bilmem nesiydi, buradan koşturun. B1 seviyesi Almancanız varsa zaten Almanlarla konuşabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuzdur demektir. Bu işte bir numara, bakın. İlk önce Almanca öğrenmek. İkincisi, Almancanızla turistik yerlere gidip iş bulmak. Çünkü bulunduğunuz yerde gerçekten iş bulmak zor. Fabrikalarda çalışacağınızda, sezonluk gidip otellerde, plajlarda, beach club'larda ya da ne bileyim işte böyle yerlerde çalışın. Üçüncüsü ne dedik? Sosyal medyayı koşturun. Sosyal medyada Facebook, Instagram, orayı burayı koşturun. Orada muhakkak bir tane kıstıracaksınızdır, düşeceksinizdir. Ya da size bir tane daha tüyo vereyim. Sakın ama sakın bu lafımı boş geçmeyin. Bakın, Türkiye'de A1 A2 yaptıktan sonra, Almanya'da B1 B2 dil kursunu bitirdikten sonra size direkt burada mesleki eğitim için olanak tanıyorlar diye duydum. Yapan varmış, yaptım dedi. Ben de onun yalancısıyım. Bu da çok özel bir bilgidir. Bu konu üzerine araştırmalar devam ediyor. Üniversite okuyan arkadaşlar için. Üniversiteyi okuyanlar yüksek lisansla gelebilir. İş arama vizesi. 50 bin lira parayı kenarı koyuyorsanız bloke hesaba, üniversite mezunları için söylüyorum. Makine mühendisleri, yazılımcılar, elektronik mühendisleri, ondan sonra inşaat mühendisleri. Bu tarz insanlar, yani bu tarz üniversite okumuş insanlar buraya gelip iş aramak için 6 ay hakkı var, 6 ay zamanı var. Almanya bunlara da hak veriyor. Dediler yani işte yeni yasa çıktı, işte ne bileyim göç yasası. Onun adı göç yasası değil, iş arama için yapılan yasa. O da yüksek öğretim kurumlarından mezun olan arkadaşlar için. Bunun haricinde yapacağınız en son iş, bakın en son iş, mülteci olarak. Yani Türkiye'de eğer ki yaşamınızı tehdit eden insanlar varsa, siyasi olarak aranıyorsanız, bu şekilde ancak Almanya'ya göç edin. Yoksa ben Türkiye'de geçinemiyorum deyip de geri dönen o kadar çok insan var. Sakın ama sakın gelmeyin. Bak, gelmeyin, gelmeyin. Kaçak gelmeyin. Paranızı kimseye kaptırmayın. Ben her zaman söylüyorum, paranızı kaparlar. Götürürler merkeze, öptürürler herkese. Kimliğinizi alırlar, bilmemliğinizi alırlar. Sizi mağdur ederler. Tamam mı? Onun için kafanızı kullanın. Kimseye paranızı kaptırmayın. Ona göre de güzel güzel buraya evlenerek gelin. Bakın arkadaşlar, size çok önemli bir önerim var. Ben yaptım, siz yapmayın. Türkiye'den evlenerek, bakın evlenerek gelecek olan arkadaşlara da sadece şunu öneriyorum. Türkiye'de evi olan, arabası olan, evinde eşyaları olan, kirada oturan arkadaşlar, sakın ama satın, sakın arabasını, evini, bilmem nesini dağıtmasın. Şunu yapın, evleneceğiniz insanı, bakın evleneceğiniz insanı gelip yerinde kontrol edin. Evleneceğiniz insan nişanlıyken size davetiye göndersin. Ben bu adamla evleneceğim, gelmesini, görmesini istiyorum, nerede kaldığımı, yaşamasını desin. Siz de gelin, eşinizin yaşadığı yeri, ortamını, işini, arkadaşlarını en az 1 ay, 2 ay burada kalın, havasını, suyunu görün, ortamını görün. Bazı arkadaşlar var, benim gibi şanslı değil. Ben mesela Augsburg şehri, Almanya'nın sayılı büyük şehirleri arasında. 300 küsür bin nüfusu var. Ha, 300 bin dediğim İstanbul'da bir mahalle olabilir. Ama Almanya'da 300 bin nüfuslu şehir büyük bir şehir demek. 300-350 bin. Bugün Münih'in nüfusu 1 milyon 100 bin. Frankfurt'un nüfusu 1,5 milyon. Berlin'in nüfusu 2-2,5 milyon civarında. Yani Türkiye'deki şehir mantalitesiyle yaklaşmayın. 300 bin gerçekten büyük bir şehir. Yani Almanya'daki en büyük, ilk 10 ya da 10 şehir arasında Augsburg. Ve ben şehir merkezinde yaşıyorum. Tam şehir merkezinde. Siz Almanya'ya geldiğiniz zaman eşiniz çok uzak bir köyde yaşıyor olabilir. Almanya-Avusturya sınırında bir yerde yaşıyor olabilir. Köylerde yaşayabilir. Hani bu şey vardı ya, Heidi filmindeki gibi, İsviçre Alplerindeki gibi kimse komşusu olmayan bir yerde
yaşayabilir. İstanbul'da, Antalya'da, Bursa'da, İzmir'de, yani böyle kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar buraya geldiği zaman gerçekten çok büyük zorluk çekiyorlar. Bakın çok büyük zorluk çekiyorlar. Bunu unutmayın. Bu verdiğim bilgiler size parayla satın alamazsınız bu bilgileri. Buraya geldiğim günden beriki tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Buraya gelmeden önce hiçbir şeyinizi satmayın. Hatta evlenip buraya geldikten sonra da satmayın. Evlenin, buraya gelin, işiniz, diliniz, etrafınız, çevreniz, her şey otursun. Bir seneniz, iki seneniz geçsin. Bakın burada bir şeyler yapılabiliyor mu? Ondan sonra Türkiye'deki evinizi dağıtın. Çünkü buraya gelip Türkiye'deki "Yo ben Almanya'ya gittim nasıl olsa" deyip evini dağıtıp satan, arabasını satan, buraya gelip yatırım yapıp da karısıyla anlaşamayıp Türkiye'ye yol alan birçok insan tanıyorum. Buradaki insanlar birazcık çok farklı. Bu olaya birazcık daha farklı yaklaşımla bakacaksınız. Buraya gelenler beni çok iyi bilir. Almanya'ya gerçekten geldikten sonra benim dediklerimi birebir onaylayan ve gören insanlar olmuştur. Şöyle bir şey. Almanya'ya geliyorsunuz. Eşiniz bir bambaşka bir insana dönüşebiliyor. Bakın bir bambaşka yaratığa dönüşebiliyor. Seni ben buraya getirdim. Ben olmasaydım orada zaten sürünüyordun. Allah belanı versin. Sen yokken ben vardım. Ben bilmem neyken sen yoktun falan. Bunlar insanı gerçekten ama gerçekten üzüyor. Buradakilerin karakteri, hayatı, yaşayış tarzı birazcık farklı. Sen bana karışamazsın. Ben istediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim, istediğime veririm, vermem olayları gelir. Başınız ağrır ondan sonra. Sizi böyle eziklemeler, büzüklemeler. Ben çok insanda gördüm burada. Eziklerler yani sizi. Sonra siktir oluyorum, gidiyorum derseniz de sadece ne Türkiye'deki sattığınız arabanızla, evinizle, işinizle mal gibi kalırsınız ortada. Onun için sakın ama sakın Almanya'ya gelecek olan arkadaşlar Türkiye'deki evlerini bozmasın. Sakın ama sakın Türkiye'de mal varlığınızı satıp buradaki kadına ya da kocaya güvenip de buraya geldiğiniz zaman orayı bozmayın. Mümkünse evlenmeden buraya gelin, görün. Ne yazmış bir kardeşimiz? Çok güzel anlattınız gerçekten demiş. Bakın dediğim gibi ben yaşadım. Etrafımda yaşayanlar var. Çünkü burada doğmuş büyümüş insanların Türkiye'de doğmuş büyümüş insanlar gibi vicdan olayı yok. Burada bir vicdansızlık var yani. Buradaki insanlar bakar günü nasıl geçireceğim diye. Kocam gelmiş mi? Gelmiş. Mala iyi vuruyor mu? Vuruyor. Para getiriyor mu? Getiriyor. Ayranım dökülmesin. Anladınız siz onu. Anlattıklarım birebir yaşanmış olaylardır. Benim tecrübelerimdir. Almanya'ya geldiğim günden beri anlattığım tecrübelerdir. Yine anlatıyorum. Tekrar anlatıyorum. Tekrar anlatıyorum. Almanya'da biri eğer Türkse, eğer Almanya'da doğmuş büyümüş biriyse ve Almanya'da eğer para kazanmaya başlamış bir insansa sakın ama sakın bir Türk'le çalışmayın abicim. Paranızı vermez. Ucuz çalıştırır. Ondan sonra ne bileyim problem yaşarsın. Kavga edersiniz. Size olmadık işler verir. Ondan sonra hayatınızı karartabilir. Ben burada o kadar çok muta çocuğuyla çalıştım ki. Onun için bak ben yüzlerini bile burada yani. Hepsine söyledim. Onun için burada çalışacağınız en garanti insanlar Alman şirketleri. Alman şirketlerinden başka hiçbir yerde çalışmayın. Bulgarlarla çalışmayın. Arnavutlarla çalışmayın. Ruslarla çalışmayın. Türklerle çalışmayın. Geri kalan herkesle çalışabilirsiniz. Çünkü Almanya'da parayı en çok seven insanlar burada. Sizi çalıştırırlar, hakkınızı vermezler. Köpek gibi çalıştırırlar. Anılarımı anlattım daha önce. Yine anlatırım, yine anlatırım, yine anlatırım. Onlar kendilerini biliyorlar. 5 vakit namazında, niyazında, ondan sonra ne bileyim Allah, kitap bilmem neden vazgeçmeyen insanlar sizi 2 gün, 3 gün, 4 gün boyunca çalıştırıp elinize 50 euro verip senin hakkın bu kadar deyip sizi gönderebilirler. Bunu yaşayanlar, bunları yaşayanlar gerçekten var ve ben de yaşadım. Onun için her zaman söylüyorum. Bir elmanın bir tarafı kurtlu olabilir ama geri kalanı sağlamdır diye. Ama Almanya'da %80, bakın %80 diyorum size, kati surette görüşmeniz gerekmeyen ve gereksiz insanlardan oluşan bir Türk topluluğu var. %80 ama %20'si o kadar iyi ki, hepsi bilinçli, hepsi eğitimli, hepsi gün görmüş, hepsi insan halinden anlıyor. Ama geri kalan o %80'lik grubu ben size açıklayayım. Bugün %67 AKP'ye oy veren, bakın Almanya'da %67'lik bir AKP oyu çıkıyor Almanya'da. Neden biliyor musunuz? O %80'in 67'si çünkü oy kullanmaya gidiyor. Geri kalan %13'ü gitmiyor. Üzülürsünüz. Ben anlatayım anlattığımı. Siz gelip isterseniz yapın, isterseniz yapmayın. O benim için fark etmez.